Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni kararlar da gündemimize geliyor. 1 Ocak itibariyle restoran, lokanta, kafelerde fiyat listelerini ya tabela olarak ya da masalarda görünecek şekilde belirtmek zorunlu hale gelecek. Peki bu karar hem işletme sahiplerini hem vatandaşları nasıl ilgilendiriyor? Daha iyi olur tabii. Herkes bütçesine göre tercih eder. En azından varsa parası yer. Düzenli gittiğimiz bir yer vardı. Gün yapıyorduk. Her gittiğimizde zam. Hiç aynı fiyattan yemedik bir sene boyunca. Ayda bir gün yapıyorduk. Artık vazgeçtik. Evlerde oturmaya başladık. Yani bu pandemi nedeniyle oralarda buluşuyorduk. Tabii bak sticker yaptık artık. O kadar yetişemiyoruz ki fiyatlara. Yani habire ne kadar söyleyeyim sana. Geçen sene 135 liraya toptan aldığımız etin kilosu şu anda 390 lira. Ama geçen seneki İskender fiyatı o kadar artmamış yani. Onun için sıkıntımız var yani. İyi bir şey. Fiyata öğrenerek gireceğiz yani. Çok iyi bir şey bence. Çünkü giriyorsun farklı fiyatlar söylüyorlar. Ödemek zorunda kalıyorsun yiyip içtikten sonra. Bence çok iyi bir şey. İnsanlar parasını ne harcayacağını bilirler. Daha iyi olur. Bir pidemiz 100 lira normal yani bugünkü şartlarda. Kıymanın kilosu kaç para oldu? Hepsi belli yani hamurun. Her haftada bir kere de onlara zam geliyor. Şimdi et zam yaptıktan sonraki bizi mecbur yapacağız tabii ki. Onların için bir halka yansıyor. Lüks oldu dışarıda yemek, lüks oldu artık. Peki değiştirmek zorunda kalmayacaksınız tabelayı sürekli? Kalacağız. Ama önemli olan insanı kazanmak. Para ikinci planda.